Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT ile ilgili az önce kısa bir tanıtımını izlediğiniz o yeni formülün ayrıntılarında sıra. Formül sadece emeklilikte yaşa takılanlar için değil, asgari ücret ve emekli maaşları ile ilgili de düzenleme yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun için bizzat talimat verdi. Üzerinde çalışılan başlıklar arasında 3600 ek gösterge de var. İşte yeni formülün detayları. Önümüzdeki dönemde bu doğrultuda atacağımız ilave adımlarımız olacak. Sinyalini son kabine toplantısında vermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vakit kaybetmeden çalışmaya başladı. Kapsamlı paketin içinde emeklilikte yaşa takılanlar da var. Emeklilikte yaşa takılanlar. Açılımı bu. Milyonların gözü kulağı bu haberdeydi. Başlatılan çalışma bile EYT'lileri heyecanlandırmak için yetti. Bakanlık tam 5 formül üzerinde duruyor. O formüllerden ilki kısmi emeklilik. 9 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmuş arkadaşlardan oluşuyor. Kısmi emeklilik formülü devreye girerse sigortası 1999 yılı öncesinde başlayan ve 3600 prim gününü tamamlayan kadınlar 50, erkeklerse 55 yaşında emekli olabilecek. Ne zaman emekli oldunuz? 1991. İkinci formülse prim ve gün üzerine. Burada işe başlama ve prim gününe bakılacak. 99 öncesi sigortalı olup 5000 ila 5975 prim gününü tamamlayanlar yaş şartına takılmadan emekli olabilecek. 9 Eylül 99 öncesinde işe girmiş olanların 5000 ile 5975 gün arasında primi doldurmuşlarsa bunlar için de yaşa bakılmadan emekli edilmeleri ikinci bir formül. Kaç yıl var emekliliğinizde? Vallahi hiç hesaplamadım. Hesaplamak da istemiyorum zaten. Üçüncü formülse 25 yıl şartı. 99 öncesi sigortalı olan kadın ve erkekler 25 yılı doldurma şartıyla yaşa takılmadan emekli olabilecek. Dördüncü formül Almanya, beşinci formül ise Finlandiya modeli. Bu modeller daha erken emeklilik ama daha az maaş anlamına geliyor. Hakları verilsin. Masada sadece EYT yok. En düşük emekli maaşının 2000 lira olması, asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapılması da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları arasında ve 3600 ek gösterge. Herkesi tam kapsamasını istiyorum, 3600 gösterge. Önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Düzenleme memurların emekli maaşlarına ve emekli ikramiyelerine %25'e varan artış olarak yansıyacak. Örneğin 30 yıllık bir öğretmenin emekli maaşı 4297 liradan 5239 liraya, polisin emekli maaşı 4397 liradan 5339 liraya yükselecek.